Değerli arkadaşlarım, merhabalar, iyi geceler diliyorum ve sabah dinleyecek olan arkadaşlarım için ise e, çok güzel, bereketli ve kazançlı, tabii ki evvela sağlıklı bir e, hafta dileklerimi arz etmek istiyorum. Maalesef borsa ile ilgili e, aktarmayı bugün itibariyle daha doğrusu pazar günü itibariyle aktarmayı e, öngörmüş olduğum e, videomu bu saatlerde aktarabiliyorum. Zira hafta sonum son derece yoğun geçti. E, yurt dışındaki e, bazı yatırımcı e, dostlarım ve meslektaşlarımla ilgili görüşmelerim çok uzadı. Zira bu hafta gerçekten borsamız adına önemli olacak. Sizlere aylardır e, diyorum ki e, küresel piyasalar ve de bizim endeksimiz adına e, yıl sonu ve yılbaşı rallisi moduyla önemli ataklar olacaktır. Olacaktır derken tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok. Ama önemli olan konu şu, bir ritüel var. Bu ritüel nedir? Fonlar yurt e, genellikle yıl içerisinde belli dönemlerde karlarını realize ederler ardından bir baskı kurarlar uygun seviyelerden alım yaparlar ve yıl sonuna doğru e, karnelerini çok parlak gösterebilmek ve yatırımcılarını bir yıl daha e, birlikte çalışmaya ikna edebilmek noktasında iyi bir karne sunmak isterler. Hele hele pandeminin, pandemik ortamın mevcut olduğu 2020 yılı içerisinde çok sıkıntılı bir süreç vardı ki bu süreçte daha da başarılı olmak ve bu krizden yatırımcılarını kaybetmemeleri gerekiyordu. Bu nedenle de sizlere aylardır ve aylardır de dedim ki pandemi demek borsaların çökmesi anlamına gelmez. Pandemi demek beklentilerin satın alınabileceği bir şekilde tablonun iyiye veya imsaliye döneceği yönündeki beklentilerle fonların veya büyük yatırımcıların pozisyon alabilecekleri bir süreç olabilir ve zira sizler ekonomiler battı efendim öyle oldu böyle oldu gibi haberleri okurken Dow Jones, Nasdaq ve diğer e, Avrupa endeksleri ve Türkiye bazında da e, endeksimizin bir şekilde yukarı yönlü hareketlerine tanık oldunuz ve hatta şaşırmak kaydıyla. Neden şaşırmak kaydıyla? Her şey kötüye gidiyor. Yasaklar var, engeller var. O var, bu var. Fabrikalar çalışmıyor. Efendim mağazalar kapalı. Şu sektör'e yasak var. Bu uçuşlar engellendi. E, turizm sektörü berbat durumda. Ama borsa yükseliyor. İşte arkadaşlar bir kere daha artık bıktığınız yani eski dinleyen arkadaşlarımın artık bıktığı bir kelimeyi ifade etmek istiyorum diyorum ki piyasa gerçekleriyle iktisadi gerçekler birbirinden çok farklı. Evet efendim saatlerimiz ikiye yaklaşmakta ben sizlere e, bu analizimde Borsa ile ilgili olarak yani önümüzdeki hafta neler olabilir ve önümüzdeki haftanın neden çok çok önemli olduğuna dair bazı bilgiler aktaracağım. Aynı zamanda da sizleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına. Ben alıyorum ama satmasını beceremiyorum. Ben hangi hisseyi alacağımı tespit edemiyorum. Ben satıyorum hisse uçuyor veya ee, borsa ve endeks bazında konuşalım. Endeks yükseliyor. 2000, 3000, 4000 puan yükseliyor. Ama benim hissem yerinde sayıyor. Ben nerede yanlış yapıyorum? Gibi sorularınıza da yanıt vermek suretiyle biraz sohbet birazcık da eğitsel içerikle bir analiz aktarmak niyetindeyim. Benim bütün analizlerimde arkadaşlar Ana fikrim şudur. Şu olacak, bu olacak veya bu olabilir, şu olabilir demekten ziyade sizlerin ufkunuzu açmak istiyorum. Analizlerimi yaparken, sizlere belli yargılara, belli sonuçlara yönelik açıklamalar yaparken nereden geldiğimi, hangi kriterleri önemsemek suretiyle bu düşünceye vardığımı da anlatmaya çalışıyorum ki düşüncelerimin Kafamdan geçen fikirlerimin sebeplerini de bilesiniz ve bu sebepler dahilinde yorumlayasınız ve sizler de kendi çapanızda analiz yaparken benim bu yöntemimi kavramak suretiyle e, bundan sonraki e, yatırım hayatınızda bu kriterleri önemsiyesiniz diye. Yoksa ben size 5 dakikalık bir video koyarım derim ki destek burası efendim direnç burası. Bu hazır bir şekilde sizlere bir bilgiyi vermektir. Ama siz o bilgiyi nasıl kullanacağınızı bilmedikten sonra veya bir cihazı aldınız yanında kullanım kılavuzu yok. O cihazı en doğru şekilde nasıl kullanacağınızı bilmedikten sonra siz o cihazı bozarsınız. Veya istediğiniz faydayı bulamazsınız. Beni bu noktada anlamaya çalışın. Lütfen arkadaşlar eğitime, finansal okur yazarlığa çok önem veren bir insanım. Spontan bir şekilde analiz aktarırım. Önümde yazılı bir metin yok. Prompter'dan geçen bir e, şu o bu şu yok. Sadece şu analiz öncesinde yarım saatlik bir çalışmayla grafiklerimi hazırladım. Kafamdan şöyle bir hangi konulara değinmem gerekir noktasında bir zihinsel e, düşünceye kendimi hazırladım. Ve ardından da e, <gülüyor> <gülüyor> bir para bir e, kupa e, ıhlamur uçmak kaydıyla sesimi birazcık dinginleştirerek ki hala ses problemim devam ediyor mikrofonu bir şekilde e, kulaklığı bir şekilde kafama taktım sevgili dostlarım <laughs> aramıza yeni katılan arkadaşlar çok fazla sayıda oluyorlar. Teveccüh gösteriyorlar. Sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Sizler de beni uzunca bir zamandan beri sevgiyle ve güvenle takip ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi kat be kat arz ediyorum. Ee, bazı konulara tekrar etmek durumunda kalıyorum. Yeni katılan arkadaşlarım iyi gereği. Ben sizlere Ağustos ayından itibaren özellikle hep şunu vurguladım. Şöyle bir grafik, şöyle bir çizim yaptım. Bu çizim Fibonacci Impulse denilen bir teknikle de yapılmış olan bir çizimdir. Ve bu çizim bana Ağustos aylarında yani işte 10 Ağustos tarihinde veya da atıyorum işte 17 Ağustos tarihinde bu çizimi yaptığım zamanlarda dedi ki 122.400 seviyesi direnç. Bu dirence dikkat et. Nitekim bu dirence dikkat ettik. Buradan bir dönüş oldu. 122-300'lere geldik ve ardından 109'lara doğru bir geri çekilme oldu veya 1095'lere doğru bir geri çekilme oldu. Ve yeniden bir hareketlenme oldu ve burası aşıldı. Burası aşılırsa hangi seviyeye dikkat etmek gerekiyordu? 137.000 seviyelerine, 137.200 seviyelerine. Ben Ağustos sürecinde Demiştim ki 130-132 bin aralığını ben 2020 yılının sonuna kadar bekliyorum diye. Buradaki amaç asla ben demiştim edebiyatı değil arkadaşlar. Ben böyle ekosu olan bir insan değilim. Sadece ve sadece endekslerin küresel piyasalar bazında da endekslerin yükseliş eğilimi içerisinde olduğundan... ...bizim endeksimizin de ucuz olduğundan bahisle... ...yurt dışında merkez bankaları tarafından gerek ECB ve gerekse FED tarafından basılmakta olan ciddi seviyedeki paraların daha ziyade prim sağlayabilecekleri ve daha çok nem alabilecekleri gelişmekte olan ülkelere akacağı yönündeki beklentilerimi dile getirdim. Efendim Türkiye ekonomisi berbat durumda. Kaza boş şöyle böyle vesaire. Türkiye'ye niye para gelsin? Bunların da detaylarını önceki videolarımda izah ettim. Dedim ki efendim Türkiye'nin durumu iyi olmayabilir ama yabancı Türkiye ekonomisinin ne ölçüde iyi olduğuna kötü olduğuna bakmaktan ziyade Bakın ziyade diyorum. Kısa vadede kaç yapmayı çok sever. Kısa vadede kaç yapmayı çok sever. Yani girer 15 gün 20 gün veya bir ay 2 ay her neyse. Dövizinden, para biriminden veya borsasından bir vole vurup kaçmayı çok sever. İşte bu noktada yabancı için, büyük para için, güçlü para için önemli olan, ucuz olan enstrümanlardır. Aynı zamanda da o piyasayı yani tırnak içerisinde Türkiye piyasasını dilediği gibi yönlendirebiliyor mu, yönlendiremiyor mu? Aslanlar gibi yönlendirebiliyor. Bir anda borsadan çıkıyor, 3-5 bin puanlık bir satış geliyor ve bir anda güçlü bir şekilde parayı sokuyor Türkiye'ye ve borsanın ya ABC hisseleri veya banka hisseleri nezdindeki önemli alımlarıyla bir şekilde endeksi yukarı taşıyabiliyor. Ne oldu arkadaşlar? 137 binlere geldik ve bunun ötesinde son 2 aylık yorumlarında dedim ki endeksin yönü 150 bin. Yıl sonuna kadar 150 bin ötesini bekleniyorum ama 149-148'lere doğru bir atak beklenebilir. Ama Ocak ayı itibariyle yeni bir rally sürecinin gündemde olabileceğini hatta hatta Ocak ayının ilk haftası ilk bir iki gününde Biraz gevşek bir seyir olabilir ama ikinci haftasında hareket hızlanabilir ifadelerini kullandım. Dinleyen arkadaşların bunu net olarak veya izleyen arkadaşların bunu net olarak bilirler. Arkadaşlar bu ifadeyi neden kullandım? Bakınız, tarih zaman zaman tekerrür eder. Veyahut da yabancıların özellikle veya büyüklerin özellikle tavır ve davranışları belli dönemlerde benzerlikler gösterir. Şimdi... Geçtiğimiz e, yılın, 2019 yılının, gördüğünüz gibi 2019 Kasım ayı. Kasım ayında başlayan bir süreç var. Yani 99'lar seviyesinden başlayan ve 125 lira kadar devam eden, yüzde %25'lik bir potansiyel yaratan 12 haftalık bir süreç var arkadaşlar. 12 hafta boyunca, 12 hafta boyunca endeks... ...bir tebiye yükselmiş. Ee, nerede? Evet şurası. 12 hafta boyunca 4 Kasım'da başlayan... ...bir yükseliş harekatı... ...ve... ...20 Ocak 2020 tarihine kadar... ...devam eden 12 haftalık... ...bir yükseliş süreci. Peki. 4 Kasım dedik değil mi? Gelelim. 2020'nin... ...Kasım ayına... 2020'nin 2 Kasım tarihinde başlayan bir hareketlenme, %7'lik bir atak ve 10 haftadır devam eden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 haftadır devam eden bir yükseliş direndi ve son haftayı %4.33 ile 154.200 veya 1542 e, seviyesini test etmiş TL bazında bir rekor kırmış. Endeks ile karşı karşıyayız. 2019 sonu, 2020 başı'nda yaşadığımız 12 haftalık rallinin bir benzerini neredeyse 1 4 Kasım'da başlamış, 1 2 Kasım'da başlamış yani 2 günlük bir farkla yaşamış durumdayız. <laughs> Değerli arkadaşlarım, beni tanıyan arkadaşlarım için kendimi anlatmama çok gerek yoktur. Bundan da çok haz duyan bir insan değilim. Sadece sus şu hususa vurgu yapmak istiyorum. E, analiz yapmak demek birçok farklı bakış açısıyla analitik bakışları gerektirir. Sadece ekonomik kötüye gidiyor, Merkez Bankası yüz bilmem kaç milyar dolar dolarını boşa harcadı. Bu sebepten dolayı çok berbat durumdayız. Borsa çökecek, dolar 20-30-40 olacak, devalasyon olacak, bilmem ne olacak. Böyle bir yargıyla, basit bir zekayla, bakın zeka diyorum, çok basit bir zekayla, insanların kulağına hoş gelecek yani elinde 3-5 kuruş doları olan veya dolar alırsam işte e, 7'ye 8'e alırsam 15-20 olduğu zaman paramı 2'ye katlarım gibi kolaycı bir mantık içerisinde olan insanların ruhuna, beynine hitap etmek çok kolaydır veya işte Twitter'da, Instagram'da, orada, burada, şurada. Şu ise 3'e katlayacak, beşe katlayacak tarzındaki yorumlarla bana ver ayda 300 lira, ver işte günde 50 lira, ver bilmem kaç lira. Ben sana şunu 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 söyleyeceğim, sana bu kadar para kazandıracağım. Bizim insanımız şunun hesabını yapmıyor. Ya arkadaş, yani <laughs> iyi güzel de bu kadar büyük primler yapacaksa, bu kadar büyük e, ataklar şunlar bunlar yapacaksa sen niye benimle uğraşıyorsun ki? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Hangi sebeple, hangi nedenle bana böyle bir bilgi sunabiliyorsun? Ama ben sizlere olabildiğince farklı boyutlardan, farklı detayları da gündeme getirmek kaydıyla açıklamalar yapmaya çalışıyorum. Dün aktarmış olduğum dolar TL analizinde, daha doğrusu sohbet e, analizi sohbet analizi olmadı da hem sohbet hem analiz diyelim. E, yaklaşık 45-50 dakikalık e, videomda dolar ve borsa arasındaki etkileşimi anlatmaya çalıştım. Biden gelir ise ki geldi zaten de Türkiye'ye karşı ne yapar ne yapamaz noktasına değinmeye çalıştım. Yaklaşık bir ay önce tüm piyasaların gündeminde olan bir konu vardı. Biden gelecek. Katsa yaptırımları devreye girecek. Efendim AB'nin de Avrupa Birliği'nin de yaptırımları devreye girecek. Borsa çökecek, dolar şu olacak. Ben dedim ki arkadaşlar yani ne borsa çökecek ne dolar fırlayacak. Çünkü bunlar bize yaptırım uygulayamazlar. Niye uygulayamazlar? ABD'nin kendi içinde binlerce sorunu var. Avrupa Birliği'nin kendi içinde binlerce sorunluğu var. Avrupa resesyona girmiş durumda. Türkiye ekonomisini dışlarsa, Türkiye'ye yaptırım uygularsa, Türkiye ondan ihracat yapamayacak, pardon ithalat yapamayacak duruma gelir ise ve 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 aynı zamanda euro kalkıp da bilmem kaç liraya çıkarsa, dolar kalkıp da bilmem nerelere çıkarsa bu durumda hangi ham maddeyi biz hangi fiyatta alacağız da yüksek paralardan Türkiye'de işleyeceğiz de insanlara satacağız onların ekonomileri de çok ciddi şekilde sarsıntıya girecek. Zaten yani Avrupa resesyon içerisinde e, müşteri arıyor, pazar arıyor. Ve dedim ki Amerika şu anda Çin'le bile didişebilecek durumda değil. Çünkü kendi derdiyle uğraşmak mecburiyetinde. Evet, bunları ben bir önceki videomda anlattım. Bunlara girmeyeceğim. Değerli arkadaşlarım, sizlerden özellikle ve özellikle istirhamım şudur. Lütfen bilgiye önem verin. Bilgiyi önemseyin ve bilgiyle hareket edin. Twitter'dan, oradan, buradan, şuradan size şunu al, bunu sat, şöyle olacak, böyle olacak gibi yorumlar yapılıyor ama siz oralarda zaman kaybedeceğinize, sizlere verdiğim veya benim gibi sizleri eğitmek noktasında ve bilgilendirmek, finansal okul yazarlarınızı artır, artırmak noktasında emek veren insanların videolarını izleyin, yazılarını okuyun, zamanınızı bunlarla harcayın. Bana insanlar diyorlar ki efendim kimileri tabii ki tenzih ediyorum sizlere. Hocam işte 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika videom olur. Vaktim yok, zamanım yok, kotam yok. Kardeşim takımının maçlarını izlemek için, gollerini izlemek için senin vaktin var. Efendim o bu şu uygulamadaki saçma sapan geyik muhabbetlerini takip edip hele bir de onlara yorum yazmak için vaktin var. Yok bilmem ne platformundan o diziyi bu diziyi takip etmek için vaktin var. Her şeye vaktim var da para kazanmak için, portföyünün sağlığı için, bebelerinin, yavrularının ve kendi geleceğin için e, teminat oluşturabilecek yatırımların adına bazı adımları atmak noktasında, bilinçlenmek, bilinçlenmek noktasında bir şeyleri okumaya, dinlemeye vaktin yoksa ben sana söyleyecek laf bulamıyorum. Git kardeşim, başka başka videolarımı izliyorsun, o, 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 takımının gollerini mi izliyorsun, at yarışlarını mı takip ediyorsun, onu mu takip ediyorsun, bunu mu takip, bunu mu takip Senin dünyan belli, sen kumar mantığıyla hareket ediyorsun, sen bir şey öğrenmek istemiyorsun. Sen hazır lokmayı koy önüme, bana bunu aldı, alayım şuradan da sat de satayım ama satmadığım zaman zarar ettiği zaman da ardından ana avratta küfür edeyim. Yok böyle bir dünya. Şimdi değerli arkadaşlar bu grafiğim önümde açıkken diyorum ki 137.200 seviyesi artık bizim orta uzun vade. Bakın orta uzun vade. Orta vade demek ne demek? En az 2-3 ay demek. Uzun vade demek ne demek? En az 6-8 ay demek. Adına önemli bir destek noktamız. Siz eğer X hisseyi aldınız veya alacaksınız bu noktada uzun veya orta vadeyi düşünüyorsanız sizin için stop loss noktası 137 bin seviyesi bu seviyenin altına gelmedikçe endekste yükseliş trendinin devam ettiğini düşünebilirsiniz. Dedim ki 10 hafta 12 haftalık devam eden bir süreç vardı. Şu an 10. haftadayız. Yine 12 hafta benzer şekilde yükseliş devam edecektir diye iddiada bulunmak mümkün mü? asla. 12 haftada devam edebilir, 15 haftada devam edebilir veya bu hafta %3-4 düşebiliriz de. Ama konjüktürden konjüktür şu anda yurt dışı piyasalara da dahil olmak kaydıyla. Dow Jones 31 bin üzerinde kapanış yapmış iken, dolar endeksi zayıf seyrini devam ettiriyor iken, efendim e, volatilite endeksi dediğimiz VIX sakin bir seyir içerisindeyken, aşıya yönelik olarak beklentilerin ön planda olduğu bir süreç içerisinde bulunuyor iken, Biden mı Trump'ın tartışmalarının son bulduğu bir süreç iken, mavi dalga akımının özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik belli umutlar vaat ettiği bir süreç içinde iken 2021 yılı içerisinde 5 trilyon dolar civarında merkez bankalarının majör merkez bankalarının para basacağı ve bu basılan paraların da bir şekilde özellikle gerginliğin ve endişelerin azaldığı bir süreçte hisse senetlerine doğru evrilme olasılığının yüksek olduğu bir süreçte biz borsa çökecek 50 olacak, 40 olacak, 20 olacak gibi yorumları yapıyorsak biz afederseniz zeka gerisi konumuyla lider durumdayız demektir. Veya zekamıza alkış tutulacak e, seviyedeki şapşal insanlarız demektir. Buradan çıkarılması gereken sonuçta arkadaşlar bir şey pahalı olabilir, size pahalı gelebilir. Bana göre ucuzdur ama size göre pahalıdır. Bu bütçeyle alakalı bir şeydir. Bana arkadaşlarım diyor ki, hocam dün yabancı 6 liradan almadığı garantiyi bugün 10 liradan niye alsın? Manyak mı? Salak mı? Arkadaşlar ne manyak ne salak. Yabancı sabırı çok iyi bilir. Dün 6 liradan alıp da 6 ay beklemek yerine bugün 10 liradan alıp da 2 ay içerisinde %40 %50 para kazanmayı hedefliyorsa oradaki akıl bizden üstün demektir. Değil mi? Hesabı böyle yapalım. Hesabı böyle yapmak lazım. Biz hep yabancının kazandığından ve kendimizin kaybettiğinden bahsediyoruz. İşte onlar hesabı bu ince noktayla yapıyor. 6 liradan alıp 6 ay beklemiyor ama 10 liradan alıyor, 14 liradan satıyor, 15 liradan satıyor, %40-50'yi bir ayda kazanıyor. Biz burada zaman, maliyet, süre, vade hesaplarını yapmak durumundayız. Aynen 7 liradan dolar alan kardeşim, hocam ben 2 sene bekledim ama bak 8,5 oldu kardayım dediği gibi. Diyorum ki sen matematik bilmiyorsun diyorum. 2 sene bekledin ama bu 2 sene içerisinde senin paran eridi. Dolar 10 lira, 12 lira olacak ki sen 7 liradan aldığın dolardan para kazandım diye gerine gerine keyifle, neşeyle sabrettim kazandım diye bilesin. Şimdi kıymetli dostlar, ee, çok değerli hocam saygıdeğer hocam e, rahmetli sayın doktor doçent doktor yaşar erdinç hocam Allah gani gani rahmet eylesin çok güzel sohbetlerimiz muhabbetlerimiz olurdu ee, kendisinin çok e, enteresan bir örneği vardır bu örneği zaman zaman paylaşırım derdi ki e, bir insan marketten gidip de bir e, suya 50 kuruş 1 lira her neyse verebilir ama çölün ortasında susuzluktan bitmiş bir vaziyetteyken yanına yaklaşan bir bedevi ona derse ki ya benim devemin heybesinde buz gibi su var ama 50 dolar ama 100 dolar. O kişinin cebinde parası varsa emin olun ki 50 dolar da verir 100 dolar da verir. İşte ucuzluk pahalılık kavramı böyle bir şeydir. Dönemine anına, ortamına, şartlarına göre bir şey ucuzdur veya pahalıdır. Bu açıdan ben diyorum ki endeksin hala ucuz olduğunu söylüyorum. Ee, MSCI dediğimiz gelişmekte olan ülke endeksleri bazında bir istatistik yapılmakta ve bu istatistik diyor ki Türkiye hala %15 ucuz diyor. Bu %15'lik fark kapanır, %10 artıya bile geçebiliriz. Çünkü uzunca bir zamandır eksideyiz. Peki bu ne diyor arkadaşlar? Benim Ağustos ayında 137 bin seviyesini öngördüğüm süreçte şu an itibariyle yine o tarihlerde yaptığım grafiğimi hiç değiştirmemek kaydıyla 161 bin seviyesi görülüyor. Efendim 158'den döner, 159'dan döner veya 2000-3000 puanlık bir gerileme olur da ardından tekrar bir hareketten. Bunlar ayrı konu. Teknik yuvarlak hesap 160 bin diyor. Şimdi geçtiğimiz hafta itibariyle pivot verilerimi sizlerle paylaştığım anda dedim ki 1467 yani 146.700 üzerinde kaldığımız müddetçe endeksin yönü önce 150.000 üzerine çıkmak, ardından 152.000 ve daha sonra 155.000'e doğru atak yapmak yönünde olur. Biz bu hafta ne yaptık arkadaşlar? Biz bu hafta 155.000'e yaklaştık. 154.275 seviyesini gördük. Efendim, Borsa borsapivot.com isimli bir sitemiz var. Bu siteyi sürekli olarak ön plana çıkartıyorum. Neden? Çünkü belli değerleri bilesiniz diye. Gerek endeks, gerek biop, gerek dolar, gerek gram altın, ons altın, Dow Jones vesaire vesaire gibi birçok parametrelerin günlük yarın ne olabilir? haftalık bu hafta içerisinde hangi seviyelere kadar yükselebiliriz veya bu ay içerisinde hangi noktalara kadar yükselebiliriz? Hangi seviyenin üzerinde kalır isek endeks güçlüdür sorularınızın cevabını sizlere rakamsal olarak veriyor. Bununla da kalmıyor. Bütün hisseleri şurada gördüğünüz gibi günlük pivot değerleri bazında baktığınız zaman A'dan Z'ye bütün hisseler hakkında da para girişinden çıkışına kadar günlük ve de haftalık ve de aylık her neyse hisse bazında da değerlendirmelerinizi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu sitenin ben ee, teknik veri danışmanı idim. Ve bu Hemen bu noktada birkaç hususu da açıklamak istiyorum. Ee, neredeyse bir buçuk iki yıldır eğitim vermekte oldum ve e, uzun yıllar bankacılık mesleğini icra etmiş ve üst düzey bir bankacı olarak e, görev yapmış. Piyasalara e, piyasalardaki akışa son derece hakim olan bir arkadaşımı asistan olarak kendime atadım. E, kıymetli Bahadır kardeşim ve bu kardeşim, bu sitenin şu anda teknik sorumlusu, e, direktörü konumunda. E, dolayısıyla çok önemli e, eklemelerde bulunacak. Kripto paralardan tutun da, gümüşe kadar veya farklı metallere kadar da şu listede yatırımcının ihtiyaç duyabileceği kritik veriler yayınlanacak. Ve aynı zamanda... Daha önceleri bu sitede yayınlanmakta olan belli kriterlere göre al sinyali üreten veya sat sinyali üreten ee, kağıtlar, hisse senetleri açıklanmaktaydı. Ancak önceki yönetim bu konuda çok duyarlı davranamadı. Sevgili kardeşime ben gerekli formülleri ilettim. O bununla ilgili olarak bir yazalım geliştirmeye çalışıyor. Çok kısa süre içerisinde bugün al veren, iki gün önce al veren, beş gün önce al veren veya beş gün önce al sinyali üretmiş olan bir kağıt ne olmuş? nasıl bir performans göstermiş gibi sizlerin değerlendirmelerinize sunulacak şekilde bir çalışma yapılıyor. Ve sizler kalkacaksınız, diyeceksiniz ki şu kritere göre al veren, bu kritere göre al veren, bu kritere göre al veren kağıtları görmek istiyorum. Anında önünüzde olacak bu çalışmalar. Değerli arkadaşlar emek vermek, çalışmak ve analiz yapmak. Evet teknik analizi bilmeyebilirsiniz ama önünüze hazır bilgiyi getiren bir platform var ise orayı takip ediniz. Özellikle diyorum ki bu sitede çok büyük emek var ve çok çok daha güzel çalışmalar kısa zamanlar içerisinde eklenecektir. Ve aynı zamanda Borsa Pivot denilen sitenin hem Instagram adresini hem Twitter adresini yakından takip etmenizde yarar var. Gerek ülke gerekse yurt dışında çeşitli analiz kurumların yayınlamış oldukları raporları, şunları, bunları, haberleri derliyor ve sizler için bir şekilde paylaşıyor. Yakın zamanda da zannediyorum ki bir YouTube kanalı oluşturmak kaydıyla çok kısa süreçte sizlere bir projeksiyon vermek adına bir çalışmaları olacak. Peki efendim, gelelim bir önemli noktaya. Ne önemli nokta? Geçtiğimiz hafta, Yabancılar özellikle piyasayı nasıl tamamladılar? Yabancı nezdinde durum ne? Çünkü yabancıların bu görüşüyle konuya girmemdeki sebep birazdan bu hafta neden borsa için çok önemli sorusunun cevabının ön hazırlığını yapmak. Efendim yine borsa pivottan hareket ediyorum. Yabancıların ne alıyor ne satıyor linkini tıklıyorum. Ve yabancı Şekerbank, Akbank, Garanti Bankası, Albarak. Yani bankalara yoğunlaşmış. Bankalara yoğunlaştıysa ne düşünmem gerekiyor? Bankacılık endeksi ve bankalar zaten ucuzdu. Bu sebepten ötürü ben bankalara biraz daha ilgi göstermeliyim. Bunun dışında Kardemir'e, bunun dışında efendim Emlak Konut, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na vesaire vesaire. Bu tür kağıtlara da ilgi göstermiş. Peki arkadaşlar, yabancının ilgi gösterdiği kağıtları ben biliyorsam Twitter'da orada burada şurada hangi kağıdı alacağım diye uğraşmamın gereği var mı? Yapacağınız tek olay gün ve gün bu site veya başka bir platformdan o sizin takdirinize kalmış platformdan yabancı bugün ne aldı son günlerde ne alıyor ve hangi kağıtlara para giriş var sorunuza cevap vermek son dönemlerde arkadaşlar emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı yabancının ilgi gösterdiği ve aynı zamanda önemli para girişlerinin yaşandığı bir kağıt haftayı %18.69 primle tamamlamış peki efendim Akbank'a yabancı ilgi göstermiş. Haftayı %8.37 primle tamamlamış. Efendim, Doğan Holding'e yabancı ilgi göstermiş. Ne yapmış Doğan Holding? %10.42 oranında prim yapmış. Yabancı Yapı Kredi Bankası'na ilgi göstermiş. %8 civarında prim yapmış. Peki endeks yani bu kağıtlar %8, 10, 15, 20 prim yaparken endeks ne kadar prim yapmış arkadaşlar? Endeks bazında konuya baktığımız zaman ise biz 30'a bakalım isterseniz sadece %3 prim yapmış. İşte doğru kağıt seçimi ve doğru kağıdı nereden seçebileceğimizi ve doğru bilgiye nereden erişebileceğimizi biz eğer basit ve hızlı bir şekilde bulabiliyorsak bir analiz aracımız varsa biz çok başarılı olabiliriz. Arkadaşlar hiçbir cerrah elinde neşteri olmadan veya belli aletleri cihazları olmadan ee, bir ameliyatı gerçekleştiremez. Yani bu böyle bir şeydir. Bizim de elimizde ölçüm cihazlarımız olmalı. Şu bilgilere erişmeliyiz. Matrix programı, ideal programı vesaire vesaire gibi programlar. Kurumlarınızdan isteyin diyorum. Talep edin. Efendim ben bunu talep edecek bütçeye sahip değilim Veyahut da işte ne yapacağımı Neyi nereden göreceğimi bilmiyor O zaman eğitim al kardeşim Alacaksın eğitim Başarılı olmak ve para kazanmak istiyorsan Sen bunun eğitimini alacaksın Bunu da yapmak istemiyorsan Sana hazır bir şekilde bilgiyi veren Belli bir ortamı takip edeceksin, izleyeceksin ve gerekirse de bunun bedelini ödeyeceksin. İşte yabancının aldığı ilk 10 hissettiği sıraladım ve bu hisselerden bir tanesini bana gösteremezsiniz ki ya hocam bu tamam yabancı almış ama bu kağıt zarar etti. Olabilir bu hafta %2 zarar edebilir ama yabancı bunu toplamıştır. Belki 3 hafta sonra buna %20 prim yaptırma hevesiyle. Sen eğer günlük para giriş ve çıkışlarını takip etmiyorsan şurada günlük para giriş ve çıkış diyor son 3 gün bazında hangi kağıtlara daha fazla para girmiş? Ya bir kağıda para giriyor olması demek o kağıda ilgi var demektir. Bu bu kadar net. O kağıtta bir trend var demektir. Sen formülle, morminle uğraşma. Hangi kağıtta trend var yok. O para giren kağıt senin için zaten trendin var olduğu kağıttır. Garanti. Buyurun son 3 günde 207 milyon, 208 milyon TL para girişi yaşamış. Akbank 111 milyon TL. Yapı kredi 67. Doğan Holding 58 milyon. Emlak konut 52 milyon gibi. Efendim ben biraz daha geniş boyuttan bakmak istiyorum. Hay hay son 5 güne bakalım. Son 1 haftaya bakalım. Şuradan gelelim. Yukarıdan aşağı doğru sırala diyelim. Yani en çok para girenden itibaren. Akbank garanti yapı kredi tekfeni görüyorum. Bakın yeni bir hisse çıktı benim karşıma. Tekfen. Demek ki bunda da bir trend var. Pet gibi görüyorum. Şişeyi görüyorum. İhlas gayrimenkulü görüyorum arkadaşlar. Yani ilgilenmediğiniz bir kağıt olabilir ama bu kağıda son 5 gün içerisinde 43 milyon para girmiş. Sebepsiz değildir bu para girişi. Bu zikrettiğim kağıtlar hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi veya önerisi değildir. Asla böyle değerlendirilmeye. Ben sadece somut verileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Efendim VOP verileri dedik. VOP ne neydi arkadaşlar? Büyük kurumların özellikle e, endeksin yönü hakkında pozisyon almaları veya endeksin düşebileceği yönünde pozisyon almaları konusunda bizlere fikir veren bir enstrümandı. Efendim Viyop'a bakıyorum. Viyop'ta kümülatif ilk 5 alan yani bugüne kadarki e, itibariyle en çok long pozisyon taşıyan kurum kim? teb yatırım. Elinde ne kadar mal var? 107 e, bin kontrat, 108 bin kontrat e, malı var. Maliyetine 1622. Şu an bir yok nerelerde? 1700'lerde. Teb yatırım aylardır, yüz binlerden beri long pozisyon taşıyor. Yeni vadelere geçiyor ve böylesine yabancı ile müşterek çalışan bir kurumun elinde bu miktarda bir long pozisyon varsa ve hala satmıyorsa hala bu yüksek konuma rağmen realize etmiyorsa ben endeksin yarın düşeceğini veya hafta endekste büyük bir çöküş olacağını nasıl düşünebilirim, nasıl söyleyebilirim? İşte arkadaşlar bazı şeylerin pif noktaları belli bilgilere almak. Yani şurada şu sitede 3 yere tıkladık ve bir fikir sahibi olduk. Somut bilgilerle fikir sahibi olduk. Yorum değil bakın yorum yok. Nedir? 108 bin kontrat elinde long var. Bu sebepsiz değildir. Bank of America ...77.000-78.000 bin, bin kontrat elinde long var. Bu miktarda long pozisyon taşıyorlar... ...ve bir kontratın fiyatı... ...1550 TL. Ve bir e 10 kaldıraçın olduğu... ...zarar riskinin yüksek olduğu gibi... ...kar olasılığının da yüksek olduğu bir ortam... ...ve buna rağmen, bu yüksek seviyelere rağmen... ...pozisyonları devam ediyor. Şimdi gelelim arkadaşlar... ...burada ne yapılabilir? Siz eğer günlük bazda... ...bugün en çok long yapan ve en çok short yapanları... ...izlerseniz. Mesela... Bugün en çok long yapanlara bakalım. Bugünden baktım. Yani cuma gününün verileri ne göreceğiz. Kim arkadaşlar? Garanti yatırım 10.000 kontrat long yapmış. Garanti yatırım 40-50 bin kontrat civarında shortta olan bir kurum. Neden? Çünkü şuradaki tüm pozisyonlara baktığım zaman garantinin elinde 42 bin kontrat short görüyorum. 10 bin tanesini satmış, satmadan önce 52 idi. Niye sattı peki? Çünkü 10 bin kontratı sattı. Endeksin yükselişin sebebiyle daha az zararda olabilmek için. Zira maliyeti oldukça düşük seviyelerde. Short'ta olan bir kurum eğer pozisyon kapatmak, stop loss yapmak durumunda kalıyorsa endeksin yönünün yukarı olduğunu düşünmek gerekiyor. Veya long konumda olan bir kurum gün bazında pozisyon açıyorsa veya atıyorum ee, örneğin Bank of America 77 bin kontrat civarında elinde long varken 3.000 kontrat daha pozisyon açmış durumda. Veya işte az önce bahsettiğim gibi kümülatif pozisyonlar itibariyle teb yatırım yarın kalkıp da 5 bin kontrat yeniden long pozisyon açacaksa demek ki endeksin yönü yukarıdır. İşte değerli dostlar endeksin yönüne yön veren endekse şekil veren kağıtlar hangileri? Büyük kağıtlar. Kim? İşte bankalar. Kim? Büyük holding hisseleri. Biz konuya bu pencereden bakarsak, bilgiyi doğru yorumlarsak ve bilgiye hızlı ulaşabilirsek emin olunuz ki zarar etme riskimiz azalır. Nereden alacağınızı da biliriz. Pivot değerleri diye sizlere izah ettiğim şuradaki günlük pivotlar veya haftalık pivot değerlerine bakmak suretiyle işte atıyorum. Akbank denilen hissemiz 7.53 seviyesinin üzerinde kaldıkça öncelikle 7.59 bunun ardından da 7.75'e kadar bir yükseliş yaşayabilir diyebiliyorsak eğer bu rakamsal veriler bizim elimizde ise biz satmamız gereken noktayı veya o kağıdın nerede zorlanabileceğini biliyoruz demektir. Başarı böyle elde edilir arkadaşlar. Şimdi değerli dostlarım bu ıı, noktadan da ayrılmak suretiyle şunu da bir köşeye alalım endeks bazında güç göstergelerimiz ne diyor? Buna bir bakalım isterseniz. Ben sizlere yorum aktarırken kendi adımla tanımlamış olduğum bazı göstergelerim var. İşte öncelikle Haluk göstergesine gireceğim. Diğeri talep konsantrasyon göstergesidir. Bu Sayın Yücel Erdiç hocamın bir göstergesidir. Dolayısıyla onu anmak bir kere daha nasip oldu diyelim. Efendim talep pardon Haluk göstergem diyor ki 70 seviyesinin üzerinde olunduğunda piyasa güçlüdür ama dikkatli olunmalı bir realizasyon gelebilir. 70 seviyesinin aşağısına inildiği anda satışlar hız kazanabilir. 50 seviyesinden destek bulabiliriz ama destek bulamıyorsak 40 seviyesine kadar bu satış devam edebilir. 40 seviyesinin altına inildiği zaman ise artık toplanma zamanıdır. Yükseliş her an başlayabilir. Şurada olduğu gibi. Bakın 70 seviyesinin üzerine çıkmışız. İşte 125 binlerden itibaren aşağıya doğru hızlı bir salınımla 85 binlere kadar gelmişiz ve 40 seviyesinin aşağısında yeni bir yukarı atak başlamak suretiyle yeniden 120 binlere doğru yönelmişiz. Dedim ki 50 seviyesine doğru gerilemeler olabilir. Buradan da destek bulabiliriz. Bunu takip etmemiz gerekiyor. İşte 50 seviyesi yakınlarından bulduğumuz destek sonrasında biz bu noktalara gelmiş durumdayız. Dolayısıyla an itibariyle yönümüz haftalık bazda hala güçlü görünüyor. Hala güçlü. Bu güç kaybı ne zaman yaşanır? İşte şurada gördüğünüz 50 seviye 70 seviyesine doğru bir yaklaşım ve buranın kırılması durumunda yaşanabilir. Ben de buraya bakarak sizlere bilgilendireceğim. Peki endeksin şu an itibariyle şu an itibariyle. 120 dakikalık grafiğine bakıyoruz ve 124-125 bin seviyeleri endeksin geçtiğimiz günler itibariyle önemli bir direnciydi. Bu direnci kırdı. Bu direnci kırdığı noktayı referans alıyorum. Ve ulaştığımız 154 bin seviyesini referans alıyorum. Ve görebildiğim tablo şu. Ana desteğimiz 148 binler civarında görünüyor. Yani şuradaki 23.6 seviyesine denk gelen seviye 148 bin seviyesi ana bir destek konumunda. Ama bakarız ama diyorum 148 bin önemli kritik bir deste. Şu anda bizim esas ana desteğimiz 150 bin 151 bin aralığı. Birazdan göreceğiz 150 bin 600 seviyesi yani 1506 seviyesi. Ama piyasanın kurtları, şeytanları bir satranç oyunu gibi kalkar piyasaya yönelik olarak bir ayı tuzağı kurmak isterlerse bu tuzak kurulduğunda 150 bin aşağısı gösterilmek suretiyle bir panik yaratılabilir ve işte öyle bir durumda da biz 150 bin seviyesine doğru bir gerileme yaşayabiliriz. Burada bir ara arkadaşlar önemli bir noktayı kaçırdım galiba. Buradan değil de şuradan gösterirsem daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. Borsa pivottan geldim tekrar arkadaşlar endeksin bu hafta itibariyle 1525 yani 152.500 seviyesi endeksin kritik pivot değeri konumunda. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça 157,5'lara hatta oranın da aşılması durumunda 159.300 yani 160.000'e yaklaşım yaşayabiliriz. Bu seviyenin aşağısına gelir miyiz? Evet gelebiliriz. Bu durumda da 150 bin psikolojik desteğimizi korumak adına 150 bin 151 bin aralığı dedim ama 150 bin 600 veya 1506 1507'ye kadar bir geri çekilme olabilir. Böyle bir geri çekilme yaşanırsa normaldir. Anormal değildir. 150 aşağısına gelmemek kaydıyla eğer geliyor isek bir ayı tuzağı olduğunu düşünüp de 148 bin lira kadar bir gerileme olasılığı vardır ama buralara kadar gelmemek kaydıyla yeniden tepki bulup biz bu hafta itibariyle 158 bin lira kadar veya genel anlamda 160 bine yaklaşım gösterebiliriz. Peki efendim bu hafta neden çok önemli? Bu hafta şunun için çok önemli arkadaşlar. Bu hafta 11 ve 12 Ocak tarihlerinde City'nin önemli bir yatırımcıları bilgilendirme toplantısı bulunuyor. Yani yine bu hafta içerisinde tarihini net bulmuyorum. Yine JP Morgan'ın da bir yatırımcılarını bilgilendirme toplantısı bulunuyor. Dedim ya sizlere. Bu gibi büyük yatırım fonları yatırımcılarını zaman zaman bilgilendirirler özellikle yıl sonu yaklaştığı zaman önemli kazanımlar elde edip de yatırımcılarının karşısına iyi bir karneyle çıkabilmek isterler. Şu anda güzel bir karneyle çıktılar, çıkabiliyorlar ve yeni yıl adına da yatırımcılarına diyecekler ki biz Türkiye hakkında şu 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 düşüncelere sahibiz. Olumsuz bir şey açıklayacaklarını veya bildireceklerini beklemiyorum ve bu bildirimler sonrasında Yatırımcılarından da teyit almak üzere Türkiye piyasalarında veya Türkiye senetlerinde ben J.P. Morgan ve Citi önderliğinde, bakınız önderliğinde diyorum, yabancıların bir miktar daha alım yapacaklarını, bir başka ifadeyle yabancıların daha gerçek alımlarını tam anlamıyla yapmadıkları kanaatim. Bu ne ifade eder arkadaşlar? Bireysel, yabancı bireysel yatırımcılarında yani portföylerinin bir kısmını fonlara teslim etmiştir ama kendisi de bir miktar parasıyla yatırım yapıyordur. Oradan da ABC yabancı menşeli kurum aracılığıyla Türk hisselerinden alım yapabilir noktasında yapılabilir noktasında bir sonuç yaratmakta. Şimdi Burada strateji çok önemli olacaktır. Bu demek değildir ki ayın 11'inde 12'sinde pazartesi salı bugün yarın bu toplantı olacak hemen Türkiye'ye saldıracaklar. İki tarz strateji uygulanabilir. Ya derler ki piyasa biraz yüksek 150 bine kadar bir gevşeme modu yaratalım. Bir e, kar satışı modunda bir satış baskısı kuralım. Buralardan tekrardan e, sattığımızın iki katını. Veya bir buçuk katını alalım noktasında bir hareketlenme yaratabilirler. Veyahut da yatırımcılarına öyle işte halı bilgiler verirler ki bir anda ciddi yabancı alımları gelebilir. Sonuç olarak arkadaşlar ben Ocak sonuna kadar belki de Şubat 15'e kadar Türkiye piyasalarında ve yurt dışı piyasalarında endekslerin olumlu seyrini bekliyorum. Düzeltmeler olacaktır ama bu düzeltmeler ufak tefek düzeltmeler olur. Bir çöküş çok büyük bir kar realizasyonu boyutunda olmaz. Sonuç olarak asla yatırım danışmanlığı kapsamında olmamak kaydıyla geri çekilmelerin ki o geri çekilmelerde hangi noktanın pivot, destek vesaire gibi kritik seviye olduğunu biliyorsanız ve bilmek kaydıyla hem endeks hem de hisseler bazında bilmek kaydıyla geri çekilmelerde pozisyonlarınızı bir miktar daha artırabilirsiniz. Önemli avantajları kısa süre içerisinde elde edebilirsiniz. Trend hala yukarı yönde ve bu trendi takip etmek suretiyle para kazanabilirsiniz. Kanaatini taşıyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi arz etmek suretiyle de bu haftanın borsa analizini noktalamış oluyorum. Hoşçakalınız.